Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Evet, yine cumartesi gününe geldik. Sizin sorularınız benim önümde. Şimdi Bayram Bey'e onları seslendireceğim. Bayram Bey'den de yanıtlarını alacağız. Merhaba, iyi hafta sonları Bayram Bey. İyi hafta sonları Ebru Hanım. Evet, hemen ilk izleyicimize başlayalım o zaman. Özkan Usta der ki, kamu giderlerinin fazlalığı eşittir enflasyon. Yani mesela hangi giderler diye soruyor Özkan Bey. Şimdi kamu hiçbir tasarruf yapmıyor. Kamu giderleri derken yani yüzlerce sayabilirsiniz. Yani gereksiz birçok para harcanıyor. O ihtiyacı olmayan personel alınıyor kamuya. Şimdi bunlar üretken olmayan personel oluyor. İnsanları üretimden kaçırıyorsun. Ona ücret veriyorsun. Bu gider. Kamunun yaptığı araç tasarruflarıydı vesairesiydi bunlar var. Yapılan yanlış yatırımlar var. Halen diyorlar ki bu ortamda altyapı yapacağız. Şimdi gelirken metrolarda falan bakıyorum Ulaşma Bakanlığı'nın yatırımlarına. İşte şurada şu otoru yapacağız, şurada şu demir yolunu yapacağız, şurada şunu yapacağız. Neyle yapacaksın? Neyle yapacaksın? Amerika aptal mı? Amerika bunları yapıyor mu? Yapmıyor. Ve bir de bunları dövize yapıyorsun. Alelace yapıyorsun. Rekabetçi bir politikayla yapmıyorsun. O zaman nasıl olacak? Olması gereken çok üzerinde fiyatlarla yapıyorsun. Çünkü burada firmaları, yani bizim Muhammed Medel dediğimiz bir işin yapım şeyi vardır, ortalamasını gider, bakanlığın, personelin bütün fiyatları toplar, bu işin kaça yapılabileceğini %10 artı %10 eksiyle belirler. Bunun içerisinde ne ihale yaparsın, ihale çıkarsın. Şimdi bunun çok altta fiyat veren zaten veremezsin çünkü o işi zaten bitiremezsin. O zaman bunun ortalığı aralığında bir fiyat yapman lazım, belirlemen lazım, bir ihale vermen lazım. Bunlar içerisindeki en iyi fiyatı kim verebilir? Minimum yapılma bedeli ve maksimum yapılma bedeli vardır. Şimdi biz burada yapmış ki her şeyi maksimumdan veriyoruz. Sıkıntı bu. İhalelerde her şey maksimumdan gidiyor. Bu da giderleri yönelmez şekilde artırıyor. Bir de bunları dövizlerden yapıyorsun. Bir de üzerine Amerikan enflasyonu koyunca zaman yanına zaten yani. Evet. Ama benzeri daha yüzlerce seri sayabilirim. Üretken olmayan tüm yatırımları, kamu kesiminin durdurması gerekiyor. Türkiye'ye döviz kazandırmayan, içeride mal üretmeyen tüm yatırımları Türkiye'nin durdurması gerekiyor. Başka yolu yok bu işin. Evet. Ben altyapı yatırımı daha ya olmayan parayla neyi yapacaksın? Evet. Ben diyorum, diyelim ki 40 bin lira gelirim var ama sen diyorsun ki 40 bin lira gelirim var işte bununla geçinmem lazım. Sen diyorsun yok diyorsun ya ben 40 bin lira da bir de yatırım yapacağım. Bu paran yok. Nasıl yapacaksın o zaman? Evet. Çünkü Türkiye bunu yapıyor. Olmayan parasıyla sürekli borçlanarak bunları yapmaya çalışıyor. Bir de döviz üzerinden yapıyor. Ve bunu da dağılıyorsun maalesef. Evet. Hani herkese de bir dövizle ilgilenme ama sen ihale dövizle yap. Nasıl olacak şimdi? Bunun mantığı yok ki. Evet. İtibardan tasarruf olmaz söylemleri ve politikalarından da vazgeçmek gerekiyor galiba. Bu da diğerlerinin başında yer Kesinlikle yani. alıyor. Kesinlikle. Evet. Peki Volkan Bey'e geçelim o zaman. Volkan Döner der ki, belki popüler bir soru ama asgari ücret yükselince alım gücü yine aynı kalır mı? Asgari ücret yükseldiği zaman bir ay, 1,5 ay alım gücü yüksek görünecek. Ama Mart'tan itibaren o aldığın zam eriyeceği gibi şu an 5.500 zam da eksilmiş olacak. Daha da eksilmiş olacak. Anlatabiliyor muyum? Alım gücü çok daha düşecek. Mart'tan sonra düşecek. Mart'a kadar iyi görünecek her şey. Ama Mart'tan sonra maalesef alım gücü çok düşecek. Çünkü bu paranın kaynağı yok. Nereden vereceksin? Devletin artı bir geliri var mı da vereceksin? Yok, para basacaksın. Nereden ödeyeceksin? İki, asgari ücreti arttırdığın zaman genel ücret seviyeleri de artıyor. O zaman şirketlerin giderleri de artacak. Şirketlerin zaten sermaye eksiği var. Bir de giderlerini arttırdığı zaman şirketler bunu nasıl ödeyecek? Kapasite kullanım oranları düşüyor. İhracat düşüyor. İhracat beklenti endeksi yani ihracat iklim endeksi düşüyor. Oradan da gelirin olmuyor. Firmalar her yerde sıkışmış durumda. Peki nasıl ödeyecek firmalar bunu? Sıkıntı bu. Peki, Cahit Fikir Koca, Cahit Bey der ki, bir yıllık TÜFE ve ÜFE hesabına göre dolar kuru çok ucuz kaldı. 11 ayda dolar kuru 13.50'den 18.65'e çıktı. Yani %40 civarı bir artış oldu. Oysa TÜFE %85, ÜFE ise yaklaşık %50 arttı. ÜFE'ye göre doların %45, ÜFE hesabına göre ise doların %105 artması şart olmuştur. Aksi takdirde ekonomi çöker diye bir yorum yapmış Cahit Bey, katılır Doğru söylüyor. İşte ihracatçının demek istediği bu. mısın? Benim diyor maliyetlerim, üretici fiyatlarım hızlı artıyor ama bana arbitrajdan dolayı zarar ettiriyorsun diyor. Kurları baskılıyorsun ben buna zarar ediyorum diyor. İhracatçı onun için diyor ki kuru olması gereken seviyeye getir. Bu yorum doğru bir yorum. Yani olması gereken seviyeye getirin ki ben diyor rahatlıkla ihracatımı yapayım. Sen enflasyon salıyorsun gidiyorsun adamı sermaye sarıyor.
onun karşısında gelirini baskılıyorsun. O zaman ne oluyor? Aradaki uçurum büyüyor. Bu aradaki uçurumu kim karşılayacak? Bir de kur alış satış farkından dolayı zarar ediyor ihracatçı. Zaten sıkıntı burada başlıyor. İhracatçı açısından. O zaman ne oluyor? Üretim düşmeye başlıyor. Diyor ki ben zarar edeceğim, üretmem diyor. O zaman ne oluyor? Mal fiyatları yükseliyor. İhracat enflasyonu daha fazla körüklüyorsun. Evet. Yani yorum doğru bir yorum. Evet. Peki. Muhammed Parlak. Devalüasyon çok mu şiddetli olacak yoksa hafif sıyrıklarla mı atlatacağız? Yeni Zelanda gibi olmasın. Cevap yazarsanız iyi olur demiş. Şimdi bakın devalüasyon şu an enflasyon seviyesine getirildiği zaman, değer kaybı, Türk lirasının değer kaybı enflasyon seviyesine getirildiği zaman zaten enflasyonist bir etki olmayacak. Çok az bir etki olacak. Sıkıntı burada. Yani biz şu an dışarıdan enflasyon ithal etmediğimiz için emtia faktörü aşağı geldi, petrol fiyatları aşağı geldi. Etmeyeceğimiz için enflasyonun, devalüasyonun enflasyona çok bir etkisi olmayacak. Türk lirasının değer kaybı çok bir etkisi olmayacak. Zaten fiyatlamalar da buna göre yapılıyor. İnsanlar, oradaki insanlar aptal değil. Son derecedeki insanlar, o ticareti yapanlar, sanayiciler, bir sürü ekonomist, bir sürü finans çalışıyor. Bunların hepsi hesaplanıyor zaten. Sen her şeyi kura göre yapmış olsan da, baskılanmış kura göre yapmış olsan da firmalar ona göre yapmıyor. Haklılar. Çünkü içerideki enflasyon yüksek. O zaman ne yapıyor? Enflasyona göre fiyat ayarlaması yapıyor. Gelecekteki enflasyon olabilecek enflasyona göre fiyatlamasını yapıyor. Şimdi ne hesaplıyor? Bugün bir enflasyon var mı? Var. Kurun olması gereken seviyene 24 lira, 24,5 lira. Şimdi gelecek sene bundan ne kadar enflasyon gelebilir? Atıyorum 20 puan. Enflasyonun toplamı ne olur? 40. 20'den koyarsan 60. Demek ki diyor ki gelecek sene reel enflasyon 50 ile 60 arasında olur. O zaman fiyat ayarlamasını da insanlar bugünden ona göre yapıyor. Gelecek sene için. Çünkü sermayesinin erimesini istemiyor. Haklı mı? Haklı. Sermaye erdiği zaman şirket küçüldü. Küçüldüğü zaman üretim yapamıyor zaten. Bu enflasyon daha çok körüklüyor. Yani bu tam bir sarmala girdi Türkiye. İşsizliği de körüklüyor. Her şeyi körüklüyor. Evet. Evet. Doğru. Tam bir sarmala. Dolayısıyla onun için diyoruz hayat pahalılığı enflasyonu kağıt üzerinde düşünmüş olsan da baz etkisiyle hayat pahalılığı devam edecek. Firmalar da buna göre hareket edecekler. Başka yolu yok. Onun için diyorum kurun şu an enflasyonla aynı seviyeye gelmesinin enflasyon ya da hayat pahalı çok bir etkisi olmayacak. Zaten hayat pahalı daha da pahalanacak. İster getirir ister getirme. Kuru düşürdüğü halde Türkiye'de enflasyon, hayat pahalı artmıyor mu? Artıyor. O zaman niye yaptın bu baskılamayı? Bir anlamı yok ki. Sürekli dolar yapıyorsun. Bir anlamı yok. Peki ayrıca süper teşekkürü için de bir teşekkür de ben etmek istiyorum. Yıldırım Ekici Bey'e biz de çok teşekkür ediyoruz diyelim. Bugünü de böyle kapatalım. Pazartesi günü biz yine burada olacağız. İzleyicilerimiz de bizimle birlikte olurlarsa biz mutlu oluyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.